Şanlıurfa ekranlarından bir kez daha merhabalar sevgili izleyenler. Gündem Özel'le canlı yayında yeniden sizlerle birlikteyiz. Ve stüdyomuzda çok değerli bir konuğu ağırlıyoruz sevgili izleyenler bu akşam. Gününü makamında oturarak geçirmeyen bir belediye başkanı, Karaköprü Belediye Başkanı Sayın Avukat Nihat Çiftçi bizlerle birlikte. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben de hemen aklımdayken söyleyeyim. Ekranı başında bizi izleyen herkese saygılarımı, selamları ileterek başlamak istiyorum. Teşekkür ediyorum. O kadar çalışkanlığımız yansıyabiliyor mu? Görüyoruz başkanım. Teşekkür ediyorum. Yani bunu sadece biz değil, sokakta kime sorsak herhalde takdir eder. Sahayı seviyoruz. Yani evet. Çalışmayı seviyoruz. Çalışkan bir kadroyla çalıştığımız için gerçekten sahada keyifli oluyor. Yani hizmeti denetlemek, hizmeti sevk ve idare etmek, insanlarla o diyaloğu kurmak müthiş bir olay. Bu mutluluk veriyor. Şimdi enteresanı kış aylarında da siz sahadaydınız. Şimdi yaz geldi. Bu performans 2-3 katına çıktı. Şimdi belediyecilik böyle Ahmet Bey. Yani belediyeciliğin gerçekten mevsimi yok. Her özellikle eğer sizin ilçeniz sürekli gelişiyorsa, sürekli yapılaşıyorsa, altyapı üst yapı hizmetlere ihtiyaç duyuyorsa sizin oturma gibi bir şansınız yok. Şimdi tabii ki bir de mevsimsel olarak kışın yapacağınız çalışmalar çok farklı oluyor. Yazın yapacağınız çalışmalar farklı oluyor. Genelde biz inşaat bölümünü, yapım bölümünü yaz aylarına bırakıyoruz. Yani bahar ve yaz aylarına bırakıyoruz. Kışında daha çok yeşil alan çalışmaları, ağaçlandırma çalışmaları ve yine yolların altyapısının yapılması noktasında çalışmalar başlatıyoruz. Güzel gidiyor. Memnunuz, mutluyuz. Şanlıurfa'ya, Karaköprü'ye hizmet etmekten de onur duyduğumu belirtmek isterim. Sizin ekibinizden şöyle tatlı bir serzenişte bulunan arkadaşlarımız var, iletişim halinde olanlar. Ya diyor, adam oturmuyor ki biz 5 dakika oturup da dinlenelim. Şimdi böyle bir pozisyon var ortada. Geçen bir toplantıda çok hiddetli bir zerzenişim diyelim, söylem mi diyelim. Şey sevmiyorum. Yani oturmayı, tembelliği. Şimdi öyle bir sorumluluk almışız ki yani insanımız Allah razı olsun. Bize yerelde hizmet etme yükümlülüğü, sorumluluğu, yetkisini verdi. Dolayısıyla siz şehri hissediyorsanız, o toplumun, o halkın gönlünü kazanmak istiyorsanız sizin sürekli üretmeniz gerekiyor. Sürekli çalışmanız gerekiyor. Bir de toplum olarak, millet olarak bizler sistemsel çalışmamız gerekiyor. Sonuç alabilmemiz için. Planlı çalışmamız gerekiyor. Ki kaynağı doğru noktada, doğru yerde harcayabilme adına. Ben ekip biliyorum. Yani ekibi iyi sıktığımı biliyorum. Ama sağ olsunlar. Fakat şuna her zaman söylüyorum. Yani benimle çalışan ekip noktasında ben onların kalplerine hitap ediyorum. Eğer siz şehrinizi sevmezseniz, siz kentinizi sevmezseniz, toplumu sevmezseniz belediyede çalışamazsınız. Çünkü belediyede çalıştığınızda sizin sevgiyle işe bakmanız lazım. Mesaiyle sınırlı tutulmamanız gerekiyor. Mesai kavramı sizin kafanızda kalkması gerekiyor. Belediye başkanı olarak ben bunu tüm benliğimle hissediyorum. Ruhuma adeta bunu işlemiş durumdayım. Dolayısıyla mesai kavramını bir tarafa bırakıyoruz. Bizim derdimiz şehrimizi gerçekten geliştirmek, topluma yararlı olabilmek, insanların şehir standardını. Çünkü şehirler artık yarışıyor. Yani günümüzde kentler yarışıyor, ilçeler yarışıyor, iller yarışıyor. Dolayısıyla yerel yönetimin özellikle son değişiklikle birlikte artık yerel yönetimlerin şaha kalkması gerekiyor. Evet. Yerel yönetimin yaşamın her alanına dokunma, her alanını bir nevi belirleme, o standardı oluşturma gibi bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum. Kadroyla güzel çalışıyoruz. Ben memnunum. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Biraz fazla yoruyoruz. Yormaya da devam edeceğiz. Hiç bunun şeyi yok yani. Hani şeyi, evet. Tabirle lamıcimi yok. Yani bizimle hareket ediliyorsa, o kalbini ve yüreğini vermişlerse, bir de bilgi birikimine ben özellikle araştırmaya, Ar-Ge'ye, planlamaya önem veriyorum. Evet. Siz iyi hazırlık yaparsanız, iyi hazırlanırsanız sezonu çok verimli geçirirsiniz. Evet. Ama hazırlanmazsanız sadece talepler gelme noktasında ya da sıkıştığınız zaman siz hizmet yapmaya çalışırsanız hizmeti standartlara uygun yapmazsınız. Sıkışmış olursunuz. O yapmış olduğunuz hizmetten zevk almamış olursunuz. İşte zevk alabilmeniz yolu da iyi hazırlanmaktan geçiyor. Kadroyu iyi hazırlatıyoruz. Onu peki başkanım, sabah karşı da olsa
günü bitirdiğiniz zaman, yastığa başınızı koyduğunuz zaman ne hissediyorsunuz? O gün gözünüzün önünden geçtiği zaman. Şimdi yani çok rahat olduğumu belirtmek istiyorum. Vicdanen çok rahatım. Çünkü dediğim gibi yani her şeyimi belediyeme veriyorum. Karaköprü Belediyesi'ne veriyorum. Bir başkan olarak, bir belediye başkanı olarak ve sorumlu bir kişi olarak. Bu bir kere beni çok rahat kılıyor. Yani çok rahat. O gün içerisinde mesela insanlardan bizim almış olduğumuz geri dönüşler, olumlu dönüşler, memnuniyet, duaları ister istemez mesela çok güzel bir şey yaptığımız hissi tüm hormonlarımızı işliyor adeta, beynimizi işliyor. Bu mutlu kılıyor. Şu var, bölgem çok hareketli, gerçekten çok çok hareketli. Yani hizmeti yutuyor. Hizmeti yetiştirmek mümkün, yani o kadar zor ki. Evet. Ama ortaya çıkarmış olduğunuz bir eseriniz var, bir icraatınız var ve bunu da siz şehirde görüyorsunuz. Bu çok olumlu, çok pozitif bir enerji yüklüyor size ve biz her akşam bu nevi bir şarj oluyoruz, sabah tekrar işimize başlıyoruz. Genelde beni tanıyan insanlar şunu söyler, planlı bir yaklaşımım var, titiz bir yaklaşımım var. Yani işimi severim, titizlikle takip ederim. Bir kamu mantığından ziyade bir özel sektör mantığıyla yaklaşırım. Evet. Çok önemserim işimi. Bunu kadroya da önemsettiririm. Ve aynı zamanda istikrara çok önem veriyorum. Yani bizim her gün, her hafta, her ay, her yıl üreteceğimiz projeler, hayata geçireceğimiz projeler olmalı. Böyle sabah ne yapacağımızı bilmiyorsak, önümüzdeki hafta ne yapacağımızı bilmiyorsak, önümüzdeki ay veya sezon olarak yıl programınız yoksa, sizin başarılı olma şansınız da yok. Programlı gidiyoruz, planlı gidiyoruz. Bu da bizi mutlu kılıyor doğrusu. Peki başkanım, yapılan çalışmalar ve yapılacak çalışmalara geçecek olursak, konu başlıklarına şöyle bölelim programımızda. Evet. İlçenin merkezinde yapılan çalışmalar ve planlanan çalışmalar söz konusu. Bunlar hakkında düşüncelerinizi alalım. Şimdi aslında fırsat olarak, şimdi bir seçim dönemini yaşıyoruz. Bu seçim döneminde de belediyeler noktasında halkımız bir sorgulamadan geçiriyor. Belediyeleri bir değerlendirmeden evet. geçiriyor. Ki hakları değerlendirecekler. Her belediyenin mensubu olduğu bir siyasi evet. parti vardır. Dolayısıyla genel seçime gidilecek. Yerel hizmet vatandaşı direkt etkiliyor. Evet. Ama şunu belirtmek istiyorum. Bunu belediye başkanlığında 7. yılım. Siyasette 14. yılım. Bilfiil olarak gidiyorum. Ama şunu özellikle ben halkımıza söylemek isterim. Geniş bir coğrafya Şanlıurfa. Genel anlamda söylüyorum. Yerleşim noktaları çok dağınık. Evet. Ve yerleşim noktaları bugün 3600 küsür gibi mezralarıyla birlikte mahalle ve sokaklar var kırsal alanda. Büyük şehir olmasıyla da birlikte halkımızın beklentisinin çok yüksek olduğunu da biliyoruz. İlçeler noktasında benim mesela ilçemde 120 tane mezradan sokak olarak bana bağlanan işte 99 tane de mahalle olarak bağlanan 86 mahallenin kırsal olduğu işte 1142 kilometre karelik bir alanının tamamının hizmet götürme sorumluluğu olduğu ve bunun bu defa tek elden değil de bir kurumdan değil de bir nevi üç kurumdan bu hizmetin götürme sistem olarak böyle bir yasa geldi. Büyükşehir yasasından bahsediyorum. Büyükşehir'in hizmet alanı var, büyükşehir'in sorumluluğu var. Şus ki altyapı anlamında özellikle su ve kanal altyapısı anlamında Şanlıurfa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğu var. Ve bağlı bulunan ilçe noktasında idari sınırlar arasında bu defa ilçe belediye başkanlığının sorumluluğu var. Şimdi bir yıllığı geride bıraktık. Hatalarımız yok mu? Var. Eksiklerimiz yok mu? Var. Muhakkak var. Ama şunu ben görüyorum. Kırsalda da merkezde de artık yavaş yavaş ilerlemenin, belediyelerin kendilerini hissettirdikleri, gelecek adına ben çok pozitif bir sonuç çıkarıyorum. Bu da olacak. Şimdi gelelim Karaköprü'ye. Aslında hiç hızımızı durdurmadık. Evet. Hiç. Kaynak noktasında ben meclis üyesi arkadaşlarıma, encümenlere ve bu anlamda çalışan tüm personelime teşekkür ediyorum. Kaynak bulma noktasında, arayış noktasında çok güzel projeler hazırladık.
kaynak temini noktasında çözümler getirdik ve artık yavaş yavaş tüm alanımızı tanıyarak 99 mahalleye bizler belediye olarak kendimizi hissettirmeye başladık. Şimdi merkez anlamda geliştirdiğimiz projeleri aslında belediyecilik çok böyle hani deve hendek atlatmak mı derler, yani çok zor bir şey değil aslında, çok yeni bir şey de değil. Yaşadığınız şehri hissediyorsanız, tanıyorsanız, sosyolojisini biliyorsanız, coğrafi yapısını biliyorsanız, eksikleri yerinde tespit etmişseniz, kaynakta bulduğunuzda, kadronuzda çalışkansa çözüm getiriyorsunuz. Biraz da sahip olduklarınızı sevk ve idare edebilme noktasında... Tabii tabii. Şimdi kaynağa hükmetmeniz lazım. Evet. Bakın Ahmet Bey, ben belediyeciliği şöyle. Sizin kaynağı insan gücüne, yani insan beynine, gücüne, kalitesine, liyakatına ve sizin zamanı iyi yönetmeniz gerekiyor. Evet. Bunlar önemli. İnsanı iyi yöneteceksiniz, ekonomik olarak kaynağı iyi yöneteceksiniz ve zamanı çok iyi yöneteceksiniz. Şimdi bunlar önemli üç unsur. Bunları yaptığınızda başarılı olmamanız mümkün değil. Şimdi arkadaşlar tabii mesela yeni belediyeler kuruldu. Biz de belde belediyesinden ilçe belediyesine evet. geçtik. Fakat Karaköprü olarak biz şunu söyleyelim. Güzel çalışmalara imza atıyoruz. Sahadayız da. Yeni gelişen bir yer olduğu için birçok mekana ihtiyacımız var. Biz gençlik merkezlerimize, özellikle gençler, çünkü geçen 19 Mayıs evet. Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'ydı. Tüm gençlerle de biz bir gençlik şurası, gençlik meclisi yaptık. Onların düşünce ve fikirlerini de aldık. Gençlere yönelik gençlik merkezleri, spor kompleksleri önemli bir yaklaşım tarzımız, açık söyleyeyim. Bugün biz bunu kırsala da taşıyoruz. Evet. Çünkü gençlerin iyi yetişmesini istiyoruz. Dolayısıyla bu spor komplekslerini merkezde bitirme aşamasına getirdik, bitirdik. Son yapmış olduğumuz Doğukent mahallemizdeki spor kompleksimiz bir bayram hediyesi olarak biz gerçekten Şanlıurfa ve Karaköprü gençliğine armağan ediyoruz. Bitiyor mu? Hayır. Gençlere yönelik bölgenin en büyük gençlik merkezi de Karaköprü ilçemizde açmış bulunmaktayız. Oradan da çok önemli sonuçlar alıyoruz. Karaköprü Belediyesi sosyal tesisi hem gençlerimizin hem tüm vatandaşlarımızın hizmetini açtı. 15 gündür hizmet veriyor birçok alanda. Yine bunun yanında şehir yeni bir şehir. Yeni yollar açıyoruz. Yeni bulvarlar açıyoruz. Yeni şehirde yeni kaldırımlar, yeni yol yapımları, yeni semt pazarları. Mesela şehrimizi simgeleştirmek anlamda saat kuleleri, meydanlar, bunlar devam ediyor. Yeşil alan anlamında biz ağaçlandırmaya, yeşil bir Karaköprü evet. oluşturma noktasında her zaman görüşümüzü ortaya çıkarıyoruz. Çok önemli parkların yapımına imza attık. Sadece bir yılda 13 adet parkı yapıp Karaköprü'nün hizmetine sunduk. Ama projelerimiz bitmiş değil. Bakın şehir sürekli ilerliyor, gelişiyor, nüfusu artıyor, yapı alanı çoğalıyor. Siz her hizmeti ulaştırmak durumundasınız. Biz bununla da yetinmiyoruz. Çok önemli, belki Şanlıurfa'mızın en önemli projelerden birinin başladık. Önemli bir projeydi. Taahhüdümüzdü de insanlarımıza, evet. Karaköprülere. Yaşam Parkı projesini başlattık. 140 bin metrekarelik alan üzerinde kurulu. İçinde 10 adet sosyal tesis, yani spor kompleksinin, yüzme havuzu, biyolojik göletin, bilim merkezinin, dağ kızağı gibi gençlerin ve vatandaşın zaman geçirebileceği 10 tane sosyal mekanla birlikte bunun altyapısını tamamıyla bitirdik. Projeyi bitirdik. İhalesini gerçekleştirdik. Şey noktasında çünkü kamulaştırma işlemleri vardı. Evet. Özel mülkiyet ve üst yapı bedeli anlamı, onları bitirdik. O alanları yıktık. Şimdi Karaköprü'ye yepyeni bir çekim merkezi kazandırabilecek, bir yaşam merkezi kazandırabilecek önemli olan bir projeye başlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. Diğer yine vatandaşlar bizim bahsetmiş olduğumuz ve takipte olduğumuz projeler var. Biz çok büyük bir kültür merkezi vaat etmiştik. Kültür merkezimiz var aslında. Onu bir eğitim merkezi olarak değerlendiriyoruz.
Yani nikah salonundan, kütüphanesinden, bilgisayar merkezinden, kurs merkezlerinden, işte meclis salonundan tutun birçok alanda hizmet veriyor bize. Fakat Karaköprü'ye yakışır bir merkeze kavuşturmak istedik. Onun da her şeyini bitirdik. İhale aşamasındayız. Onun ihale aşaması arkadaşlarımız gününü aldı, ihale gününü aldı. Onun da Allah'ın izniyle temelini atacağız. Ve yine Karaköprü'ye bizim vaat etmiş olduğumuz teleferik projesi çok önemli adımlar atıldı. Hatta bugün de görüşmeler yaptım. Kaynağını da çözdük. Projesini bitirmiş durumdayız. Plana işlettik. Plan Büyükşehir Belediye'miz tarafından da onaylandı. O projemizi de çok yakın, yani bir 2-3 ay içerisinde ihalesini bitirmiş olup başlayacağız. Şimdi Karaköprü dediğim gibi, yani küçük bir beldeden büyük bir beldeye, büyük bir beldeden de bir ilçeye dönüşümü var. Yeni Şanlıurfa Karaköprü'de şekilleniyor. Standartları yüksek bir ilçe haline getirdik. Onu net söyleyeyim. Ama belediyecilik hizmetleri anlamında her şeyi yaptık. Evet. Ve her şeyi de yapmaya devam edeceğiz. Şimdi bunlar insanlarımızın hakkıdır. Bizim de görevimizdir. Evet. Yaptıklarımızı da anlatacağız tabii ki. Çünkü biz bir kamu görevi üstleniyoruz. İnsanlarımızın memnuniyetini esas alıyoruz. Zaten esnafımızla, gençlerimizle, kadınlarımızla, çocuklarımızla iç içe bir yönetim sergiliyoruz. Birlikte bir yönetim anlayışı her daim vurguluyoruz ve insanlarımızı dinliyoruz. Şehrimizin eksik ve ihtiyaçlarını tespit ederek gidiyoruz. Bu merkez anlamında çalışmalar devam ediyor. Mesire alanımızı genişlettik. Üçüncü etabını ben konuyu oraya getirecektim ama özellikle hafta çok sonları önemli. Bütün Şanlıurfa'yı ağırlıyoruz. 10.000, yani 10.000 kişi ağırladığını geçen hafta tespit etmiş olduk. Evet. Bugün az değil. Yani siz bilabeden 10.000 insana hizmet veriyorsunuz. Bu yoğunlukta bir nokta. Ha, bunun ikinci mesire alanı, diğer bir mahallede 200.000 metrekarelik bir alan üzerinde bir proje çalışması başlattı. Doğrusu bu projeyi yaparken bir ihtiyaç olduğunu tespit etmiştim. Çünkü kurak bir iklimdeyiz, sıcak bir mevsimdeyiz. Şanlıurfa olarak iklimimiz bu. İnsanlarımızın da kültüründe var. Ailesiyle birlikte işte pikniğe çıkmak, piknik kültürünü yaşamak. Fakat bu derecede yani rağbet göreceğini, böyle yani metrekareye neredeyse iki kişinin oturabileceği şeklinde ben düşünmüyordum. Fakat bu proje ortaya çıkınca bunun çok önemli bir ihtiyaç olduğu saptanıldı. Evet. Hatta Büyükşehir Belediye'miz de bu konuda adım atmaya başladı. Bizler de ikinci projemizi geliştirdik. Bunu da hayata geçireceğiz. Şimdi aslında biraz da olay ne? Tüm projeleri aynı anda da gerçekleştirebilirsiniz. Fakat kaynaklarınız sınırlı. Evet. Siz kurumları doğru yönetmek gibi bir sorumluluğunuz var. Kurumu borçlandırmak, kurumu iflas eşiğine götürmek, kurumun geleceğini karartmak hiçbirimize yakışmaz, olmamalıdır da. Nasıl ki özel sektör mantığıyla biz kendi şirketimizin alacağını, borcunu, demirbaşını muhasebesine çok önem veriyorsak, bizim kurumlara da öyle bakmamız lazım. Biz Karaköprü Belediyesi'ne öyle bakıyoruz. Planlı gidiyoruz, programlı gidiyoruz, kaynakları doğru harcıyoruz. Kırsalda çok önemli hizmetler gerçekleştirdik. Biraz da kırsala gelmek istiyorum. Çünkü kırsal ilk kez belediyelerle tanışıyor. Beklenti olarak çok yüksek. Evet. Yani 30 Mart'ta belediye başkanlarını seçmiş durumda. 1 Nisan gibi her şeyin sanki böyle hemen sihirli bir değnek varmış gibi değişeceğini zannediyor. Öyle bir psikoloji oluştu. Fakat bunun mümkünatı yok. Biz şu an kırsalda 40 mahallemizde çalışma yürütüyoruz. Hem köy içi düzenlemeler, hem çocuk oyun alanları, hem spor sahaları, sem sahaları, hem çok amaçlı salonlar, muhtarlarımıza muhtar evleri, ağaçlandırma çalışmaları, parç çalışmaları yürüyor. Bu aslında kırsalın hayatını değiştirebilecek, kırsalda yaşayan, köyde yaşayan halkımıza köyün önemini belirtebilecek, orada yaşarken mutlu olmasını sağlayabilecek önemli bir yerleşim alanlarının bir nevi değişime uğraması, bir nevi sosyal olarak değişime ve gelişime uğraması projeleridir. Ben halkımızdan olumlu tepkiler alıyorum.
O mahalleye gittiğimizde, temel attığımızda ki birçoğu mesela açılışa artık gelmek durumunda, o birlikte açacağız da ben halkımızda şunu görüyorum, kırsalda çok net ifade ediyorum, samimi ifade ediyorum. Artık yani biz yıllardır kamuoyunun önündeyiz, herkes niyetimizi biliyor aslında. Kırsalda şöyle bir düşünce var, yani hizmet geldiğinde bu bir fırsattır. Olabildiğince yükleneyim mantığı var. Evet. Bunun belediyecilik mantığında doğru olmadığı. Biraz önce de bahsettiğim gibi bir plan, program ve kaynak durumu var. Dolayısıyla bir 86 kırsal mahallemize ve 120 mezra olarak, sokak olarak bağlanan alana, yani 200 yerleşim alanına aynı anda girmemiz mümkün değil. Bir noktadan başlamamız gerekiyor. Biz, şimdi başlamak önemli. Bu sizin yaklaşımınızı gösteriyor. Bu sizin halkınıza ne vermek istediğinizi gösteriyor. Biz buna başladık. Fakat buna başlanırken diğer mahallelerde böyle bir algının oluştuğunu gördüm. Ya acaba bize gelecek mi? Bizde yapılacak mı? Efendim işte seçimler bittikten sonra hizmet duracak mı? Buradan çok net söylüyorum. Hayır, hizmet durmayacak. Hizmeti çünkü biz günlük, haftalık, yıllık ve 5 yıl olarak planlıyoruz. Biz bir stratejik plan yapmış durumdayız 5 yıl. Yıllık çalışma programlarımızı yapıyoruz her yıl. Dolayısıyla biz her yıl çalışmak durumundayız. Başkanım, vatandaş neden böyle bir korkuya kapılır? Bu geçmişteki uygulamalardan kaynaklandığını düşünüyorum. Evet. Hayır, yani tespit etmiş durumdayım, maalesef böyle olmuş. Fakat ama şunu söylüyorum, yani ilk kez siz belediyelere bağlanmışsınız. Yeni bir sistemle karşı karşıyasınız. Çünkü hangi belediye başkanı olursa olsun, hangi belediye olursa olsun, dolayısıyla 2019'da halkının karşısına gideceğini, halkının huzuruna gideceğini, evet, onlardan destek isteyeceğini biliyor. Hesap vereceğini biliyor. Hesabın kendisine sorulacağını biliyor. Eğer zaten bunu başaramazsa bir daha bu hizmeti sürdürme gibi bir şansı olamaz. Çünkü yetki millette. Ama şunu söylüyorum, çok kısa zamanda tüm alana girmek mümkün değil. Sabırlı olmak lazım. Kadrolara güvenmek gerekiyor. Açık söyleyeyim. Ve kadroları çalışma noktasında da halk olarak, vatandaş olarak hepimize düşen yardımcı olmak gerekiyor. Bakın, geçen ben bir kırsal mahalleye hizmet götürüyorum. Olabilir. Seçim sürecinde yaşıyoruz. Herkesin fikrine saygı duyuyoruz. Hizmeti istemiyorum diyor. Hayır diyor, hizmeti istemiyorum diyor. Makinalarını çek diyor. Ben de şunu söyledim. Ben belediye başkanıyım. Bu hizmet artık köy mantığıyla olmasın. Siz belediyeye bağlanmış durumdasınız, yetki bendedir. Evet. İsteseniz de istemeseniz de ben o hizmeti yapacağım. Bu şey mantığından uzaklaşma durumudur. Ve ben yapacağım dedim. Bu bana geri adım attıramaz. Ben o kırsaldaki mahalleme, köyüme hizmeti götürme senin keyfiyetine bırakamam. Evet. Çünkü halk bana bir sorumluluk vermiş durumda, götüreceğim. İstememem senin bireysel bir hakkındır, istemiyorum diyor. Ama sadece o kırsal mahallede siz yaşamıyorsunuz. Amaç üzüm yemek değil, bağcıyı dövmek diye bir söz var ya. Onun için yani kırsalda önemli hizmetlere adım attık, önemli hizmetleri yürütüyoruz. Ben tüm yani kanaat önderlerimizden, muhtarlarımızdan, oradaki vatandaşlarımızdan sabırlı olmalarını, güzel çalışmalara imza atılıyor. Bu çalışmalara imza atma bir program neticesindedir. Evet. Bir seçim taahhüdü, bir seçim vaadi, bir seçim yoğunluğu değildir. Çok net ifade ediyorum. Evet. Muhakkak surette tabii ki seçim için çalışmalarımız oluyor. Onu şimdi değerlendiririz. Fakat hizmet genel yapılıyor. Hizmet programlı yapılıyor. Hizmet seçimden sonra da devam edecek. Evet. Çünkü biz belediye olarak daha 4 yılımız var. Yereldeyiz. Onlarla iç içeyiz. Her an gelebiliyorlar. Her an ulaşabiliyorlar. Bu konuda hiçbir tereddüt kafalarında kalmaz. Ben kendi ilçemin mahalleleri olarak, kendi ilçemde yaşayan halkımıza benim burada bunu bir belirtmek isterim. Standartlar, talepler normal Ahmet Bey. Ben o kadar artık alıştım ki. Çünkü standart yükseldikçe, evet, taleplerin artacağı
doğrudan orantılıdır. Yani siz çalıştıkça talep artar. Talep azalmaz. Evet. Şimdi öyle mesela belediyede zannediyorsunuz ki siz çalıştınız mı talepleri azaltacağınızı zannediyorsunuz. Hayır. Gün güne biraz daha zorlaşıyor. Gün be gün yükseliyor, işte. Zorlaşıyor. Evet. Bunu biliyorsunuz. Mesela bakıyorsunuz ya şöyle bir yolumu yapsanız diyor. Aslında çok memnun olacağım diyor. Yolu yapıyorsunuz. Abi, hayır diyor yani ya işte mahallede gördüm siz gençler için semt sahası yaptınız. Evet. Onu istiyorum diyor. Onu programlıyorsunuz. Ya da diyor ki mesela işte efendim stabilize olarak aslında ben istemiştim ama yok ben kilitli park istiyorum artık. Kaldırım istiyorum köyde evet. diyor. Ağaçlandırma istiyorum diyor. Yani yemyeşil olan köyde park istiyorum diyor. Bakın yemyeşil olan mahalleden bahsediyoruz. Aslında her tarafı park. Fakat standart böyle yükselir. Bu normal. Evet. Karaköprü'de mesela ilk dönem için bizim yaptığımız hizmetler çok halk tarafından Allah razı olsun çok olumlu algılandı. Şimdi mesela projeler daha büyük. Çünkü yani çıta yükseldi. Evet. Dolayısıyla talepler daha yüksek bir perdeden gelecek. Önemli olan nedir? Kadronun samimiyetine bakacaksınız. Kadronun emin ellerde olup olmadığını, gerçekten sizinle kalbinin atıp atmadığını, sorumluluk taşıyıp taşımadığına bakacaksınız. Bu varsa çok böyle olumlu düşünmemiz gerekiyor. Pozitif enerji yüklememiz gerekiyor. Ama genel olarak bizim halktan almış olduğumuz intiba olumlu, heyecanlı, bir an önce istiyor. Onu da ben normal karşılıyorum. O da onun tabii hakkı. Ama yapacağız. Süremizde Allah'ın izniyle ne söyledikse muhakkak bu projeleri, bu halkın bizden olan taleplerini yerine getireceğiz. Ve ondan sonra Allah'ın izniyle yeni bir değerlendirme sürecine gireceğiz. Başkanım kısa bir reklam arasına gidelim. Tamam. Ardından yeniden birlikte olacağız. Sevgili izleyenler kısacık bir reklam arasına gidiyoruz. Ardından yeniden buradayız.